Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Merkezi Müdürü Kenan Çarboğa, 2007 yılında Dede Korkut hikayelerinde bulunan Türk tarihinin önemli destanlarını anlaşılır ve kolay ezberlenebilir hale getirmek için çalışmaya başladı. Dedem Korkut boylardı, kopuzla soy soylardı, destanını söylerdi böyle anlar Oğuz'da, Duha Koca denilen bir beyin oğlu vardı. Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY'un desteğiyle 12 hikayeden oluşan Dede Korkut hikayelerinin aslına döndürmeyi hedefleyen Çarboğa, Korkutname adını verdiği kitabını 13 yılda bitirdi. Ayrı haber değil mi? Aynen. Ayrı haber işte. Çarboğa 12 boy ve bir mukaddimeden oluşan kitabını 15 farklı şiir ölçüsünde yazdı. Hikayelerin görsellerinde ise 7 farklı Türk ülkesinden 11 ressamın çizdiği yağlı boya tabloları yer aldı. Türk milletinin destanlarının anlatıldığı şiir kitabının ön sözünü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdı. Cumhurbaşkanımıza takdir buyurdular. Bu kitabın ön sözlerini, zat-ı şahaneleri yazdı. Çünkü o Türk milletinin, bütün Türk dünyasının ortak kitabıydı. O bizim Türklüğün amentüsü diyelim. Çünkü bizim ortak atamız Dede Korkut. En gittiğimiz, en son vardığımız nokta burası. Biz yeni bir Türk asrını Dede Korkut'tan aldığımız ilhamla ortaya koyacağız. Yeni bir Türk aslı ancak Dede Korkut'un verdiği mesajlarla ortaya çıkacak. Milletlerin oluşma sürecinde destanların ve mitolojinin önem arz ettiğini söyleyen Çarboğa, Dede Korkut hikayelerinin Türk tarihi ve edebiyatı için çok özel olduğunu söyledi. Şimdi dünyada milletlerin oluşma süreci incelendiğinde destanların ve mitolojinin çok önem arz ettiğini görüyoruz. Biliyorsunuz biz destan yazan bir milletiz. Bizim tarihimizin her anı, her zamanı destan. Fakat biz bu destanları yazıya geçirmekle ilgili biraz tembellik göstermişiz ve biraz geç geçmiş bunlar. Bunlardan bir tanesi de Dede Korkut, 12 boy ve bir mukaddimeden oluşuyor. Bizim en kadim kitaplarımızdan birisi, Türk'ün yaşantısıyla ilgili, Türk milletiyle ilgili ne ararsanız burada var. Bizim için çok önemli bir kitap ama kitabın yazıya geçirilişi ve derlenme aşaması biraz geç olduğu için destan vasfından uzaklaşmış, yarı nesir veya nesir halini almış, yani daha az seciyeli söyleyişler kalmış. Bu bizim gibi milletini seven ve kültürüyle gurur duyan insanlar okuduğu zaman bizim dahi anlamakta problemlerimiz vardı. Nasıl yapılmalıydı? Bu kitap aslına dönmeliydi, yani şiir haline dönmeliydi. 13 yıllık bir emeğim bu benim. 13 yıl içerisinde Dede Korkut'un 12 boyu ve bir mukaddimesini 15 tane farklı ölçü ve birden çok nazım şekilleriyle şiir aktardım. Hem de kelime kelimesine. Bu anlamda dünyada yapılan ilk eser, bu tarzda yazılan başka bir kitap yok. Korkutname'nin özenle hazırlandığını belirten Çarboğa, 7 Türk ülkesinden 11 ressamın kitap için özel resimler yaptığını ifade etti. Bu kitap sadece içerik anlamında değil, bir de kitap basım kalitesi anlamında da çok önemli. 7 tane Türk ülkesinden 11 tane ressam bu kitapla ilgili yağlı boya tablolar yaptılar. Sadece bu kitaba özgü. Niçin önemli? Bir kitap kendisi sanatsal değer taşıyabilir ama bir de bunun basımının da bir sanatsal değer ihtiva etmesi gerekiyor. 2. Görsel değerlerle süslenmiş bir edebi eserlerin daha kalıcı olduğunu biliyoruz. Bizim kadim medeniyetimizde aslında kitaplarda süslemeler, çok hat çalışmaları var. Bizim kitap basım kalitemiz çok yüksek. Aynı ruha tekrar dönmesi için bir çalışma yaptık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise kitaba yazdığı ön sözde Dede Korkut hikayelerinin öneminden bahsederek TÜRKSOY'u çalışmalarından ötürü tebrik etti.